erkekleri bir türlü eve bağlayamadık. Eve bağlamak güzel bir tabir bence. Evet. Çok ideal. Bir şey olsa da böyle zinciri bağlasak. Halatla adam bağlayacaksın, sağlam bir yere çıkamayacak yani. Şaka bir yana da gerçekten aslında evliliklerde bağlılık çok önemli. Çok önemli. Bağlılık aslında aynı mekanda olmak değil. Ayrı mekanlarda bile aynı kişiyi düşünüyorsan ve gönül rahatlığıyla onun gittiği yerde onu yalnız ve rahat bırakıyorsan ilişkindeki bütün sorunu çözmüş oluyorsun. Mesela ama burada... Çok üzülüyorum, böldüm. Çok güzel bir benzetme vardır. Mesela bir partiye gittiniz diye düşünün, eşinizle veya sevginizle. Bir anda kalabalık içerisinde yine gözleriniz karşılaştı. Yani sürekli yan yana olmanıza gerek yok. Onunla gözleriniz karşılaştığında, bakışlarınız karşılaştığında zaten o bağlılığı gösterir. Sürekli mıç mıç ilişkinin bir anlamı yok aslında. Bak belki buna gireceğiz. Mıç mıç deriz biz. Bir ilişkimiz olsa yani, uzaklarda bile olsak kendimizi yakın gibi hissettik. Şimdi sorularla ilişkilerimizdeki sorunları çözeceğiz. Sizlerden gelen sorunlar var. Instagram adresimi veriyorum. Bu sabah paylaştığım bir fotoğraf var. Onun altına hemen Serkan'dan rica edeyim, yönetmenimizden getirsin fotoğrafımızı. Fotoğrafın altına, zaten altına da yazdım, ilişkisi olanlar olmayanlar. Aynen, bakın kahveli fotoğrafım, sabah sabah aldım kahvemi elime, düşündüm ne çok yapabilirim seyircilerim için. Hem ilişkisi olanları hem olmayanları masaya yatıralım, derdinizi paylaşalım dedim, bekliyorum. Güzellik mi, zeki olmak mı çok önemli ilişkide wow. sence? Wow. Erkek açısından mı, kadın açısından mı? Güzellik deyince aklına kadın geliyor canım. Erkeğin güzel olmasına gerek yok. Erkeğin çirkini mi aklında? Hayır, yani sonuçta böyle bir şey erkek için bir mesela kadında 90-60-90 diye bir kriter aynen var. Biz de olamıyoruz. Şimdi yani 90-60. Adamına göre değişir. Dayatılmış güzellik var. Aynen öyle. Adamına göre değişir. Genelde erkekler güzellik peşindedir. Ama kimi erkekler zekaya bakar. Çünkü hani güzel bir söz var. Bir kadın bir erkeği rezil de eder, vezir de eder. Bu çok önemli. Tabii. Yani erkeğin arkasında gerçekten sağlam bir kadın olduğunda bir erkeğin başaramayacağı hiçbir şey yok. Ama tam tersi durumlar da var. Bence zeka önce gelir. Kesinlikle. Erkekler bu ay nasıl kesinlikle yalan ya. Şu bak, erkeklerin de sana var bir şey ya. Söyleyeyim mi? Bak ya %100 Allah aşkına dürüstüm. bırak. %100 yok, dürüstüm. Allah aşkına bırak. Bak uzman olduğun için değil abi. Abi inandıramadım seni kendimi. Seni çok seviyorum. Bütün erkekler zeka diyor ama bütün güzellerin peşinde hu 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 koşuyorsunuz. Güzellik çok göreceli biliyor musun? Mesela? Mesela şöyle şeylerle karşılaşıyorum bireysel çalışmalarda. Adam evlenmiş. Mesela hani kadında neyi beğendin diyorum. Yani özellikle seni çeken neydi? Gamzesi diyor. Bak bir erkek bir kadının gamzesine de aşık olabilir. Yani sen gülüşüne şunu de aşık diyorsun olabilir. Mesela verdiği çok rahatlıkla enerjiye. Kilosu yerinde olan böyle kalçası, hani balık etli. Göbeği, her şey yerinde olan balık bir kadın. Balık etli, balık ötesi, balık etli tamam. Balık etlinin de üstünde diyelim ki. Tamam peki. Zekasıyla beni etkilerse onunla birlikte olurum diyebiliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? %100 noter tasdikle imzalarım. Bak noter tasdikle imzalarım diyorum. Çok net olarak söyleyeyim. Enteresan. Yani. Çünkü ama kimi insanlar sapyoseksüeldir. Yani zekaya bakan kişilere. Efendim bildiğimiz cümleler kurar. Şimdi zekaya önem veren, karşısındaki insanda öncelikle mizah, zeka, hani anlayışa önem veren kişilere sapyoseksüel denir. Böyle bir tabir var. Ama güzelliğe de önem verebilir bir insan. Hani bunda da bir yanlışlık yok. Fakat zeka daha önce gelir. Neden biliyor musun? Zekasıyla seni uzun süreli, yani hayat boyu yanında tutabilir. Güzellik geçici. O zaman kızlar 90-60-90 olmamıza gerek yok. Geçici zekamız olsun. Tabii ki. İstediğimiz herkesi. Aynen. Mizah, mizah. Bak erkekler ne seviyor biliyor musun? Neşeli kadın, neşeli. Gülen. Şimdi düşünsene hayat çok zor. Günlük koşturmaca herkes için zor. Ekonomi zor. İnsanlar yoğun çalışıyorlar. Eve geldin veya kız arkadaşına buluştun. Kadında kötü bir enerji var. Yani depresif, kötü enerjisini sana yansıtıyor. Veya hayatta hep kötü şeyleri seçiyor. Yani iyi şeyler değil de mutsuz olacağı şeyleri seçiyor. Bunu hiçbir erkek istemez. Aç kolları, dik otur sandalyede. Koltuğunuzda da şöyle dik oturun. Yüzünüze kocaman bir gülümseme koydurun. Gülümseme çok önemli. Kocanızla aranızda problem varsa önce ne yapacaksınız? Neşeli kadın olacak. Her şey gülecekti. O kadar şey değil ya. Bak mübalağa ediyorsun şu anda ama yine şimdi, pozitif olmak iyidir onun için. Buyurun başka efendim. Bir seyircimiz şunu sormuş. Kocasını buyurun eve bağlayan kadın çok mu seviliyor? Alakası bile yok. Kocasını eve nasıl bağlıyor? Yani nasıl, şimdi halatla mı bağlıyor? Ne demek o? Şöyle bir şey nasıl var yani? Bak. Bazı erkekler çocukla birlikte eve çok bağlanırlar. Çünkü bazı erkeklerde baba kimliği koca kimliğinden önce gelir. Baba kimliğiyle birlikte çocuklarına karısından daha fazla önem vermeye bile başlar. Bazı erkekler niye eve bağlanır biliyor musun? Niye? Aklı dışarıda olmadığı için değil. Kadının yani dırdırından hani diyor ki yani akıl sağlığımı korumak için evden çıkmayayım da hani, çünkü bazı kadınlar çok kıskanç, sürekli altında bir şey arıyor. Nereye gittin, ne yaptın falan, adam bundan kurtulmak için evden çıkmıyor. Çeşitli sebepleri var. Bazısı da karısına çok aşıktır bu arada. Ona da saygımız sonsuz. Böyle adamlar da var yani. Aşk demişken aşkla ilgili güzel bir soru var. Buyurun. En büyük aşk yalanları neler? Aman tanrım. Burada 100 milyon tane yalan söyleyebiliriz ama geçtiğimiz günlerde hani bir örnek vermiştim.
Yani özellikle cep telefonunda hani bütün araba tamircilerinin isminin olması ya da işte ne bileyim hani şöyle bir cevap kötüdür. Ya beni sevmiyor musun diye kadın sorar, hani tabii ki seviyorum canım söyledim ya demesi. Mesela bunlar kadınları çok kıran şeyler. İçinden gelerek seni seviyorum de ya da deme. Ya içinden gelerek söyle bunu, gerçekten gözlerin içine bakarak ve bunun için illa bir mum ışığı, akşam yemeğine de gerek yok. Hiçbir şekilde hani böyle şartlar yok. İçinden geldiği bir anda bunu söyleyebilmen lazım. Samimiyet çok önemli bak. Seni seviyorum demek de değil, başka şekilde de sevgisini gösterebilir. Kadınlarda şöyle bir şey var. Benim istediğim şekilde göstermiyor. Çünkü o bir kadın değil, erkek. Onun kendi tarzı var. Erkeklerin tarzı farklı. Sevgisini gösterme yöntemi farklı olabilir. Bazı adamlar hatta yazarak söyler. Der ki mesela, ben sana şiir yazdım. Ben ama hiç beni Yani böyle seviyor bir şey var. musun diye soran bir erkek görmedim. Hep biz kadınlar Hiç soruyoruz. sormaz. Hiç sormaz. Hep biz kadınlar soruyoruz. Beni seviyor musun hayatım? Sanki adam sevmese sevmiyorum Hayatımda diyecek. kimseye sormadım. Böyle bir şey. Ay. Ya beni seviyor musun diye. Hiç sor. Belki neden biliyor Ben musun? sordum. Çünkü erkeğin öncelik verdiği şey aslında sevgi değil. Bak çok ilginç bir şey Ne? söyleyeyim sana. Birçok erkekte şunu gördüm. Öncelik verdiği şey saygı. Erkek etrafında da sayılmak, karısından, sevgilisinden de önce saygı görmeyi Ay isteyen bir varlık. öleceğim. Bence bir Öyle erkeğin önem büyütülüyoruz. verdiği bir şey çok farklı. Şimdi burada söylüyorum. Sabah yayını çoluk çocuk ekran Ya başında saygı büyüklerim da, var. vallahi saygı da önemli. İş yerinde de öyledir. Mesela bir erkek şunu demez ki, patronum beni çok seviyor abi. Allah Allah, patron sevgisini ne yapacaksın? Patron beni sayıyor, bak beni adam yerine koyuyor demesi. Erkekte bu daha önemli bir duygu. Ya Biz beyin ikili yapılarımız ilişkiden farklı. bahsediyoruz. Hayatım patrondan Yok, patron bahsetmiyoruz. örnek olarak verdim. Ya karısından Ama da patrona beklediğin gitme. saygı. Yani biz ikili. Kadın erkek ilişkisinden bahsediyoruz. Bir erkeğin en önem verdiği Patronu şey karıştırmayalım peki. saygı mı sence? Erkeklerin ilk sıraya koydukları şey saygı. İkinci sıraya koydukları şey eşinin başkalarının yanında ona bir söz söylememesi. Yani onu hep böyle birazcık yukarıda tutabilme. LPG ile çalıştığı için erkekler biraz gazla çalışıyor. Sürekli olarak eşinin onu onore etmesi, onun akıllı bir adam olduğunu, bir işe yarayan bir adam olduğunu ona hissettirmesi. Mesela çok klasik bir metaforum var benim, hani o kavanoz kapağı. Hani kapağı açtım da adam kendini hani böyle güçlü bir adam zannetsin gibi. Adamın kendini sürekli değerli hissetmesi Her lazım. uzmanla aynı şeyi konuşuyoruz. Bu kavanoz Buyurun. kapağından Buyurun yani efendim. evdeki bütün konserveleri açtırdı kadar hala düzelmiyor yani. Hayır. Kavanoz O bir kapağıyla falan örnek. olacak iş değil O bir bu. örnek. O bir örnek. Kendini bir kadının yanında gerçekten o kadının bir işine yarıyor hissetmesi. Erkekler buna çok önem veriyor. Bak E çok. çalıştır erkekleri o zaman evde. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak çok böyle köşeye sıkıştırıyorsun beni. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kendi ayakları üzerine çok güçlü bir kadın karakterisin ve zarif. Böyle kadınlar bana şunu sorarlar. Niye yalnızım? Güçlü kadınlar niye yalnız? Çünkü erkekler onların yanında kendini bir işe yarar hissetmiyorlar. Erkeklerle ben çalışıyorum. Bana söylüyor, çok güçlü bir kadın, parasını kazanıyor, bana ihtiyacı yok. Abi ben orada ne yapacağım diyor. Sıkılıyorum diyor. Yani onun için hani bir takım mıy mıy deriz ya, hani böyle ya hayatım bana şunu alır mısın diyen kızların yanında hep neden bir erkek vardır? Çünkü adam bir işe yaradığını hisseder orada. İhtiyaçlarını karşılar kızın falan filan. Yani bu şekilde adam orada olmak ister. Sebebi bu. Şimdi ama düşünsene Sebebi bak bu. 20 yıllık evliliğimiz var adama mıy mıy yapıyor. Ay hayatım pazara birlikte çıkalım mı? Yani, Pazar torbasını adam gelir mi? Bak kendi Pazar torbasını. kocalarınızdan düşünün şimdi. Ay hayatım birlikte Bak pazara baştan çıkalım. yapmadıysan sonra yaptırabilmen imkansız, çok zor. Çünkü o der ki bugüne kadar her şeyini hallettin de şimdi mi bana Hiç ihtiyacın oldu? şansımız yok mu? Çok zor bir durum. Onu böyle damardan ince ince vereceksin. İhtiyacın olduğunu, biraz mağdur edebiyatı yapabilmek. Erkekler mağdur edebiyatı yapan kadınlara bağlanıyorlar. Maalesef bu böyle. Gerçekleri söyleyeceğiz bu programda. Seyircimiz de çok enteresan bir soru sormuş. Evet. Elbise kadının iç dünyasını yansıtır mı? Her zaman değil. Her zaman değil. Hatta erkekler arasında şöyle bir anlayış vardır. Ya çok açık saçık giyiniyor ama hani beni çok da tatmin etmeyecek bir kadın falan der erkekler bazen. Yani o giyim, şöyle bir şey söyleyeyim mi? Mesela seksi olmanın giyimle hiçbir ilgisi yok bakın. Bakışla ilgisi var. Mesela kadınlar bakışlarıyla bir adamı tamamen ele geçirebilirler. Beden dili, bakışlar, o hafif gülümseme. Nasıl Daha önce yapacak mesela? bak ben daha Bir önce bu açıyı yapsana. beceremedin. Girmek istiyor musun buraya? Yok yok ben Bak benden değil şu senden açı, bak alacağız şu. yani. Ya ben bir kadın gibi yapamam tabii de. Ha şu açı bakın. Şu açı. Ama şapkandan 15 göremiyoruz. derece, 15 şapkamı çıkar tamam üzgünüm. 15 derecelik şu açı. Çok önemli bakın. Bu açıyla baktığı zaman ve tabii böyle adamı dövecek gibi değil. Yani şöyle gülümseyerek. Baktığı zaman, hafif eğdiği zaman, bu psikolojik bir gerçek bu arada. Dünya tarihine geçmiş bütün kadınlar, Marilyn Monroe'su, Sophia Loren'in hepsinin böyle bir pozu vardır bakın. Hepsinin. Bir tesadüf mü? Değil. Hayatım biz bilimle konuşuyoruz yani lütfen. Hayır bu yani bir hanımefendi var mı bu pozu yapabilecek olan aramızda 15 derecelik açıyla? Emine seni alalım gel. Emine değil de hakikaten çok merak.
merak ediyorum. Aranızda hiç 15 derecelik açıyla 15 ben kocamı etkilerim açı. Diyen biri yok mu Allah aşkına? Lütfen ben... alalım. Televizyonun karşısında şu an birçok kişi yapıyor. Bak, zor ben biliyorum. Geliyor demek ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyadan böyle resim atıyorlar bana. Bak Adil Bey olmuş mu diye. Birçoğu da yapıyor, beceriyor. Hanımefendinin bakışları pek etkili değil mi? Hanımefendi, biraz, 15 derecelik açıyı birazcık, yapar birazcık, gibi geliyor. Evet evet. Bak biraz 15 biraz, derecelik açıyı yapar biraz, gibi biraz, geliyor. Biraz, biraz, gelin, biraz, gelin gelin gelin. Buraya buraya. Buraya gelin. Alalım sizi. Bak, ya. Buyurun, gelin, buyurun, gelin. Buyurun. Çünkü gözler mözler. Evet, 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 evet. Efsane. Kesinlikle. Hoş harika. Geldiniz. 15 derecelik açıyla isim neydi? Arzu. Arzu Hanım. Şimdi ortamıza alalım sizi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Adil Bey'in dediği şöyle her şeyi yapalım. Tamam. Karşınızda. Yaparsın. Mesela. Ben gördüm o işi. Yaparsın. Mikrofon yok. Emine getir mikrofonu. Kesinlikle yaparsın. 15 derecelik açı karşındaki erkeği etkilemek için. Bak şimdi hafif bir gülümseme önemli. İstiyorum. Evet. Hafif bir gülümseme. Şöyle bir şey olabilir. Benim şimdi eşek gözlerim olduğu için. Estağfurullah, niye öyle diyorsun? Öyle hissetmiş olabilirsiniz ama sanki bakamam gibi geliyor. Bak, bir yaparsın, deneyelim bakalım. Yaparsın. Bir deneyelim. Siz bak, sadece sen sadece beni takip et. Gülümse. Ve şunu istiyorum bak. Bunu istiyorum. Gülümse biraz. Biraz gülümse. Biraz gülümse. Bak şu kameradayız ışık olan. Şöyle. Kafanıza eğiyorsunuz. Birazcık eğiyorsun. Açı, gülümse. Hafif ağzını kapatarak gülümse. Dudaklarını kapatarak gülümse. Yandan böyle hafif dudağını hafif bir açı ver. Şunu ver bak. Yapacaksın bunu. Bunu başaracaksın. Tamam mı? Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yerinizi alacağız. Zor bir şey. Kolay değil kolay tabii. Değil. 15 derecelik kolay açı. Değil, kolay değil. Ama mesela bu da şeye girer biliyor musun? Erkeklere taktik yapmak gerekir mi? Bu da bir taktik. Gerekiyor. Erkekler aralarında sürekli taktik yapıyorlar. Erkeklerin en çok sevdiği şey ne? Futbol. O bir taktik oyunu. Ya Emine hemen bunu sana vereyim. Elbiseye tekrar dönersek mesela kıyafet konusunda evet. Kadınlar pahalı markaların içerisinde kendini daha özgüvenli hissedebiliyor. Yani hepimiz için. Elbise konusunu biraz trend olduğu için inceleyelim. Trend olduğu için bak erkekler kadınlar kadar markalara bakmıyor. Kadınlar bakıyor markalara. Bir erkek, bir kadın geçtiğinde hani sokaktan hani böyle genelde telefonlar geliyor ya kocam sürekli yanımda başkasına bakıyor. Bugün de gelecektir eminim en büyük problemlerden biri bu. Hatta boşanma sebebi falan oluyor bazen. Şimdi bir erkek bir kadına bakıp aa işte marka söylemeyeceğim şu markayı giymiş dediğini ben hiç görmedim. Bizim aramızda da aa Halit abi şu markayı almış falan diyen birisi olmaz. Böyle bir şey yok. Ama kadınlar markaları da birbirleri için giyiyorlar. Bakın işte diyor ki Arzu şu marka çanta aldı ben de alayım. İşte hani Ali'ye güzel görüneyim demiyor kadın. Kadınlar arası rekabetle ilgili bir şey. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Markalar kadınlar arası rekabeti öyle bir kaşıyorlar ki. Bunu çok iyi yapıyorlar yani hakikaten. Niye ama müthiş. Bir şey söyleyeceğim. Şu ben bu konuda haksızlık ediyorsun. Buyurun biz kadınlar efendim. Çanta konuşuyorsak, ayakkabı konuşuyorsak erkek de araba konuşuyor. Tabii araba markaları yok geçer. Yok doğru. Ben doğru, bir araba doğru. Aldım. Araba aynen, aynen aynen. Araba konuşuyor. Şimdi mesela tarihimizde hani mesela erkekler ne vardı eskiden? At vardı. Şimdi onun yerine araba aldı. Eskiden de at var. At markaları önemli. Yani ama sadece hani burada... Kadını marka seven konumuna koymayalım. Kadınlar seviyor. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak ben çok açık konuşan birisiyim. Biri varsa konuşuyor mesela. Çok adam. Açık konuşan birisiyim Nur Viral. Üzgünüm ama gerçekten kadınlar kendilerine çok değer veriyorlar. Harika bir şey bu ve gerçekten güzel giyinmek istiyorlar. Bizim ülkemizde erkeklerin çok tarz, çok renkli veya çok marka peşinde giyindiklerini söyleyemeyiz. Gerçekçi olalım. Yani giyimine o kadar önem vermez bizde erkekler. Ama kadınlar markaya gerçekten önem veriyorlar ve giyimde şuna gelmek şimdi istiyorum. Şimdi öyle değil. Türk erkeği artık var ya çok yakışıklı oldu bence. Giyimine özen gösteriyor. Ne bileyim bakımına özen gösteriyor. Cansın, yalan mı? Cansın doğru can. Söylüyorsun. Türk erkeği candır. Kesinlikle öyle. Bir şey söyleyebilir miyim seni bölmeden? Gerçekten bakın seksi olmak giysiyle alakası olan bir şey değil. Açık saçık giyinmekle alakası çok geliyor bana bu soru. Hiç ilgisi yok. Size, nasıl seksi olunur peki? Size uyan rengi bulacaksınız. Fuşya mı yakışıyor, pembe tonları mı yakışıyor, kırmızı ton. Herkes kırmızı giyecek diye bir şey yok. Evet erkekler kırmızı seviyor bunu ben vurguluyorum her zaman için. Ama öyle bir şey yok. Bir kadına da siyah çok yakışabilir. Leopar olur mesela bir kadın. Mesela buyurun. Leopar mı? Yani? Şöyle bir anlatayım mı? Dur beni bırak şimdi. Tarzını bulacak. Bir kadın kendi ama... tarzını bulacak. O renge göre giyinecek. O tarzda giyinecek. Yani mesela bazı kadınlar... işte biz sosyal yaşamda, günlük yaşamda ne giyiyoruz? Ben normalde dışarıda böyle gezmiyorum tabii evet. ki. Bir tane pantolon, üzerinde bir tane kazak, hı-hı. tişört, sweatshirt ne bileyim böyle şeyler hı-hı. giyiyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Hani ben şunun için söylüyorum. Buyurun. Bir kıyafet giydiğinde yani bu kıyafeti hangi kadına giydirirsen giydir güzel olur. Hı-hı. Tamam mı? Ben şunu soruyorum. Günlük yaşamda o seksi paliteyi nasıl yakalayabiliriz? Yani sadeliğin içerisinde bravo. Nasıl hem sade, hem zarif, hem de seksi olabiliriz?
Wow, müthiş bir birleşim. Değil mi? Muazzam. Her bütün Yoksa erkeklerin peşinde. Anadolu'daki ekran başındaki bütün kadınları, stüdyodaki bütün kadınları gelsin mesela bana bir kadın değişim istiyorsa benim kuaförüm makyözüme otursun. Ona yapsın saçını, başını, makyajını. Styling de onu bir güzel giydirsin. Valla o kadın da seksi olur. O Peki, değil seksi. 3 tane o zaman yöntem Gündelik söyleyeyim. Gündelik yaşamda hem zarif hem seksi nasıl olabilir? Şimdi bir beden dili. Zarafet beden dilidir. Bak giysiden önce beden dili çok önemli. Çok gösterişli giyinmemek. Senin zarafetin içerisinde çok gösterişli olmamak var. Yani buradan buraya kadar bilezik olduğunda olmuyor. Yani iki aksesuar ama aksesuar tadında. Yani aksesuarsız kadın erkek için çok çekici olmuyor. Aksesuar nedir? Küpedir, bilekliktir, böyle kadın kendisine yakıştırdığı yüzüklerdir. Çok abartmadan kadınlar biliyor o sınırı. Kesinlikle biliyorlar. Buradan buraya bilezik takarsan bak seksi olmuyorsun söyleyeyim. Üçüncü konuda ayakkabı. Erkekler ayakkabıya gerçekten bakıyor. Ben bunu gördüm. Bak giysiden çok nasıl bir ayakkabı giymiş diyorlar. Nedenini de söyleyeyim mi sana? Birçok erkekte ayak fetişi var. Kadının ayak bileğini çok beğenen erkekler var ya. Özellikle ayak bileğine bakıyor. Ve bu istatistikler söylüyor. Ayakkabınıza dikkat edin. Onun için ben kadınların... Bizim bilekler. Kadınların... Kilodan bu kadar olmuş. Gerçekleri söyleyeceğim. Gerçekleri söylemekle yükümlüyüm. Ay kızlarla yapıyoruz bugünden itibaren. Peki. 3 tane formül verdim. 3. Kadınların ilişkilerde... Ay beni de güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Kadınların ilişkilerde... En çok yaptığı hatalar neler? Müthiş bir şey söyleyeyim hemen. Söyle. Kıyaslamak. Birinci sırada kıyaslamak geliyor. Daha taze yeni geçen bir gün bir danışanım aynı şeyi söyledi. Şöyle. Mesela nasıl? Şimdi bir erkeğin en nefret ettiği şey ne biliyor musunuz? Kıyaslanmak. Yani bir başka erkeğe benzetilmek. Mesela bir danışanım çok güzel bir ilişkisi var. İyi gidiyor her şey. Ama 100 yılın hatasını yapıyor. Diyor ki ya diyor sana ne zaman baksan benim kuzenim Ahmet var çok benziyorsun ona diyor. Bitti o anda adamı bitirdin. Çünkü erkek beyninde şu var. Ben kimseye benzemem. Eşsiz yani. Eşsizim ben. Yani bu arada en iyi, en işte güçlüyüm değil. Ben farklıyım. Bu adamlara bak, bunu ne yalan mı söyleyeceğiz o zaman? Nur Viral lütfen şu an 5. vitese taktım dur. Şöyle bir durum var bak şöyle bir durum var. Şimdi erkeklerle ilgili kadınlara benim en çok verdiğim tüyo şu. Farklısın deyin. Ona deyin ki mesela daha yakışıklısın falan demeyin. Adam der ki ya benim nerem yakışıklı Allah aşkına. Ama şunu dediğinizde adam inanır. Farklısın sen. Ben senin gibi daha önce birisiyle karşılaşmadım. Sen farklısın dediğiniz zaman bak burada ampul yanacak böyle çat. Ben farklıyım evet. Yani benim bir benzerim yok. Parmak izi gibi yani. Dünyada benzeri yok. Şimdi kız diyor ki sen benim kuzenim Ahmet'e çok benziyorsun. Bitti. Adamı o anda bitirdin dedin. Hoşlanmaz hiçbir erkek. Bu hatayı yapma. Ya seni var ya birine benzetiyorum ben. Seni işte hani rahmetli Kemal Sunal'a benzetiyorum falan. Yapmayın birine benzetmeyin. Benzetmeyin kimseye. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir hata. Yani birinci benzetiyorsan bile benzetme. Benzetme. İçinde kalsın onu söyleme adama. Erkekler bunu duymayı sevmezler. Eşsizsin diyeceksin. Erkek de o anda mesela söyle bana. Ne diyeyim? Söyle bana hani sen birine benzet beni ne bileyim. Seni kime benzeteyim? Benzetemedim mi kimseye? Kime benziyor? Benzet beni ne bileyim işte at bir şeyin. Hiç kimseye benzemiyor. Eşsiz dedi bak. Kime benziyor? Söyle birine işte. Kimi diyeyim? Tanıdığın birini söyle. Bir akrabana benzet. Sen benim rahmetli amcama ne çok benziyorsun. Öyleye ben. Allah rahmet eylesin. Tamam. Görüşmek üzere Nur. Çok memnun oldum. Ay bu ilişki bitirme sebebi. Hesabı da sen ötersen sevinirim ben. İlişki şey bitirme sebebi bu. Ya şimdi yani benzetilmeyi sevmez. Ama tabii ki hani rahmetli olmuş birine benzetirsen senden ayrılmak istiyorum. Bir daha görüşmek istemiyorum anlamında bu. Ama bir şey söyleyeyim. Abi biz yani oturduğumuzda birlikte işte ilk çayımızı kahvemizi içtiğimiz erkeğe sen de şuna benziyorsun demeyiz ki. Bazı kızlar yapıyor. Bunu kötü niyetle yapmıyorlar bu arada. Gerçekten birine benzetiyor. Diyor ki ya mimiklerin diyor bizim Osman var. Osman'ın aynısı diyor. Çocuk diyor ki Osman kim? Diyor ki ya bizim işte şoför, şirketteki şoför aynı onun gibi gülüyorsun diyor mesela. Adam diyor ki beni niye başkasına benzetiyor? Erkekler hiç hoşlanmaz bundan. Peki anladık bundan. Tamam erkeğe diyeceksin. Evet. Ya bu kim? Yani gerçekten hoşlanmazlar. Başka kadınların yaptıkları Eugene. Adam. Eugene. Bunu niye ekrana getirdiniz arkadaşlar? Sana benziyor. Bu mu? Saçları benziyor. Eugene. Saç aynı ben. Saç zaman, aynı ben. Yandırsana bak yandır. Hüseyin abi. Şu tarafa yandır. Yok bu tarafa dön. Bu tarafa. Dön böyle. Evet. Bu tarafa bak. Bakıyorum. Bak Eugene. Gerçekten benzemiyor. Gerçekten. Adilcin. Beni çok benzettikleri birisi var. Billy Zane'e benzetirler benim. Bir tane Amerikalı bir aktör var. Billy Zane. Hani bulursanız onun resmi. Getirin ekrana. Billy Zane'e beni çok benzetir. Çünkü şapka kullanan bir adam o da. O da kesin çok yakışıklıdır bak. Ya, dediği aktör. Bir zahmet. Getirin bakalım ekrana. Bir onu da görelim bakalım. Tamamdır.
Yaptıkları hataları soruyordun. Kadınların yaptıkları hataları. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani ilk etapta biz karşılaştığımızda evet, birine efendim. Benzetmiyoruz. Bir şey söylemiyoruz yani. Tamam. Ama şunu anladık ki adamla ilk karşılıklı bir araya geldiğinde kimseye benzetme. Hatta adamı 15 derecelik o açıyla bakıp diyeceksin ki hayatım sen ne kadar eşsizsin. Bu arada benzemiyor mu? Dur bak, bak öyle. Bir çapkın bir bakışla ekrana bak. Ekranda kal. Çok benzetirler beni Billie Zane'e. Acayip. Bence şapkan benziyor. biliyorum ben daha hangisi bilmiyorum. Bak öteki de gelecek. Siz karar verin. Adil Yıldırım. Kime bence, benziyor? Bence Billie Zane. Bence Billie Zane. Gerçekten Billie Zane'e ben de benzemek isterim. Yakışıklı diye. Hayır öbür adamda yani halı gibi saç var. Şimdi benim neren benziyor onu anlamadım şimdi bu arkadaşa. Çok bir alakam olduğunu düşünmüyorum. Peki teşekkür ederiz. Al Pacino'ya benzetirler diyormuşum. Çok alakasız. Peki. Şimdi buyurun efendim. Şunu söyleyeceğiz. Hemen Fatih'cim soruları alacağız. 0212 333 33 70 ve 71 editörüm diyor ki çok telefonumuz var. Hemen telefona geçelim. Okay. Ama yapılan yanlışları söylüyorduk ki onu tamamlayalım. Bir kimseyle kıyaslamayalım. İki. Mesela annenizle ilişkinizi, annenizin sürekli olarak evlilik baskısı yaptığını, kızım sen evde kaldın hadi artık birini bul dediğini lütfen söylemeyin adama. Çünkü ürker ve kaçar. Tanıştınız ve sürekli annenizden bahsediyorsunuz. Bak aynı şey erkek yaptığında da kızlara zaten oradan uzaklaşın diyorum. Çünkü sürekli ana kuzusu bir erkek çekilmez yani. Evlilik sürecinde zor olur, türbülans olur, deprem olur, zorlanırsınız. Şimdi kız da mesela diyor ki daha tanıştınız ikin çorba içiyorsunuz karşılıklı falan. Mercimek çorbasını içerken ya annem de işte sordu kimle tanıştın. İşte annem diyor ki ne zaman evleneceksiniz falan. Çocuk der ki destur yani bismillah. Daha ben daha seninle yeni tanışıyorum. Nereden çıktı bunlar falan ürker. Bu hataları da kesinlikle yapmayın. Kuşu ürkütmeyin. Ürkütmeyin. Yani birçok konu var istersen detaylı girmeyin. Kaçmasın. Kaçmasın.